Sayın rektörüm, sayın dekanlarım, saygıdeğer hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyete giden süreç ve sonrası konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Programımıza geçmeden önce sizleri İstiklal ve İstikbal mücadelesindeki korkusuz duruşlarıyla bizlere bugünleri armağan eden, milli mücadele uğruna ömürlerini vakfeden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak üzere saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Etkinliğimizde konuşmalarını yapmak üzere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Zekai Mete'yi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Serap Toprak'ı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Resul Yavuz'u, son olarak panelimizin moderatörlüğünü yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Karayaman'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, sayın rektörüm, sayın dekanım, değerli meslektaşlarım, geleceğimizin umutları, sevgili gençler, panelimize hoş geldiniz diyorum. Maalesef bir gün önce yaşanan tatsız bir terör saldırısı nedeniyle hepimiz üzgünüz. Birçok yerde etkinliklerimiz iptal oldu. Biz de edelim mi etmeyelim diye falan konuştuk ama bence etmememiz gerekiyor. Çünkü bu cumhuriyete bugünlere nasıl geldiklerimizi, nasıl geldiğimizi, nasıl bedel ödediğimizi özellikle siz gençlere anlatmak için her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Zira cumhuriyet sadece bir devlet yönetim biçimi değil bizim için. Hiçbir zaman böyle olmadı. Dün de olduğu gibi uğruna şehitler verdiğimiz, gaziler yarattığımız bir şey. O şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize tezelden şifa istiyorum. İçinde bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada binlerce kavim geldi geçti. Çoğu kalıcı olmadı. Biz 1000 yıldır buradayız. İnşallah sonsuza kadar da burada olacağız. Milli mücadele bunun bir haykırmasıydı. Tıpkı 100 yıl önce de benzer senaryolarla Türk milleti Anadolu'dan kazınmak, yok edilmek, geldikleri yere Asya sürülmek için iri düvelin bir araya geldiği bir mücadeleyle sergilendi. Bu mücadeleyi, silahlı mücadeleyi başardıktan sonraki süreç en az silahlı mücadele kadar önemliydi. Zira Mustafa Kemal Paşa biliyordu ki silahlarla savaşta elde edilen başarı ekonomide, sağlıkta, yönetimde, iktisatta gerçekleşmezse tekrar eski günlere dönebilirdik. Dolayısıyla Cumhuriyet bizim için aynı zamanda bir modernleşme projesi. Cumhuriyet bizim için aynı zamanda laik, demokratik bir devlet yönetim anlayışı. Cumhuriyet bizim için aynı zamanda muasır medeniyetler seviyesine çıkma yarışı. Çok şükür 101. yıla ulaştık. İnşallah daha nice 101. yıllarda bunu kutlamak nasip olur. Ama geçmişe şöyle bakıp bunun muhasebesini de yapmamız her zaman gerekiyor. Geçen yıl çok farklı etkinlikler yapıldı. Ben de üniversitesinde bir etkinliğe katılmıştım. Orada mühendislik fakültesi, sağlık fakültesi, her fakülte, her birim kendince bir iç hesaplaşmayı anlattı. Yani 100 yılda ne yaptık? 100 yılda neler yapamadık? Muhasebesini yapmaya çalıştılar. Biz de bu yıl farklı bir şey yapalım dedik. Bir konferanstan ziyade farklı hocalarımızla, farklı bakış açılarıyla maziyi tekrar hatırlayalım dedik. Onun için böyle birbirinden farklı değerli meslektaşlarımla sizin karşısına çıktık. İlk sözü ben Resul Yavuz hocamıza vermek istiyorum. Milli mücadele sürecini, oradaki ulus iradesini vurgulayacak bir konuşma hazırladı. Buyurun Resul Hocam, söz sizde. Sayın Rektörüm, değerli dekanım, sevgili meslektaşlarım, misafirlerimiz, üniversitemiz dışında gelen misafirlerimiz, hoş geldiniz. Ve değerli öğrencilerimiz, bugün Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı, 101. yılı. Geçen yılda bu etkinliklerde farklı bir yerde ses vermiştik. Bugün de üniversitemize böyle bir etkinlikle yanınızdayız. Tabii ki dünkü menfur saldırıyı şiddetle telin ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Mehmet Hocam az önce izah etti. Zor bir coğrafya.
Gerçekten zor bir coğrafya. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'da başlayan şekillenme süreci hala devam ediyor. Biz bu şekillenme sürecinde teşkilatlı devlet yapımız bize dirayet, direnme ve irade gücüyle azmimizi perçinleştiriyor. Bugün ben sizlere Milli Mücadele yıllarında Cumhuriyet gökten zembille inmedi. Milli Mücadele yıllarında aslında bunun vurgusu çok kuvvetli bir şekilde yapılmıştı. Bununla ilgili bana tanınan süre mukabilinde hem dış basında hem yabancı kaynaklarda hem de içeride Milli Mücadele sürecinde acaba bir Cumhuriyet vurgusu yapılmış mıydı? Monarşiye karşı bu bir gecede Cumhuriyeti ilan ediyoruz şeklinde miydi? Yoksa bunun bir altyapısı aslında ben geliyorum mı diyordu? Bunu naçizane sizlere sunmak isterim. Sizlerin değerlendirmesine, ilgisine sunmak isterim. Şimdi tabii 19. yüzyıl değişen bir imparatorluk ve bu değişim isteyen bir nesille yetişti. Anadolu'ya baktığımızda gerçekten milli mücadeleyi yürütecek olan kadronun almış olduğu eğitimi görüyoruz. Bu eğitimde yetişen kadronun Selanik, Makedonya ve İstanbul'da yetiştiklerinde Anadolu'nun çok farklı yerlerinden Avrupa'daki değişimi gören, buradaki çağdaş düşünce akımlarına yön vermeye çalışan ve bunları okuyan bir nesil milli mücadeleyi yürüttü. Bunlar Jean-Jacques Rousseau'yu okudular. Bunlar Voltaire'i okudular. Bunlar 1840 İngiliz Burjuva devriminden, Fransız devriminden ve Amerikan devriminden haberdarlar. Ve daha da önemlisi değişim isteyen bir çağı yakalamak isteyen bir irade yürütülüyorlardı. Onun için hep onu söylüyor. Türk İstiklal Savaşı'na sadece düşmana karşı verilmiş bir mücadele olarak bakmamak gerekiyor. Türk İstiklal Savaşı hem ulusal egemenlik mücadelesinin de ulusal bağımsızlık mücadelesinin de aynı anda verildiği bir savaştır. Yani bu yönle Fransız İhtilali'nden, Küba devriminden, Çin devriminden, Rus devriminden, Amerikan devriminden çok farklıdır. Çünkü biz bu süreci yürütürken aynı zamanda ülke işgal altındaydı. Ülkenin işgal altında olduğu bir ortamda biz ulusal bağımsızlık mücadelesiyle ulus iradesi, ulusal egemenlik mücadelesini bir arada yürütmüştük. Peki milli mücadele devam ederken az önce işte benim konumun da ana teması olan ulus iradesi vurgusu nerede yapıldı? Mesela Amasya Genelgesi, Erzurum Sivas Kongresi ve Amasya protokollerinde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Sihirli kelime burada şu, ulus, ulusal irade, millet iradesi kelimesi. Mesela milli bir kongre toplanacaktır ifadesi, milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek için milli bir kurulun varlığı şarttır. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Kuvayi milli etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır. Milli irade dediğimiz bugünkü adıyla Cumhuriyet ve daha da önemlisi TBMM'nin açılması ve en önemlisi de birazdan üzerinde de duracağım. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda geçen hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi doğrudan kime tehdittir? Malum bu dönemdeki yapıların en güçlülerine, krallığa ve monarşiye bir tehdit olarak görülmektedir. Ve 1 Aralık 1921'de Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı bir konuşma var. Ona da biraz değineceğim. Anadolu'da bu dönemde toplanan yerel kongreler, mesela biz işte ders kitaplarımızda ağırlıkla Erzurum Sivas Kongresi üzerinden gidiyoruz. Halbuki Anadolu'da toplanan kongre sayısı bunlarla birlikte 29. Mesela Kars İslam Şurası var. Anadolu topraklarına ilk cumhuriyeti ilan eden Cumhuriyet adı altında Kars, Güney Kafkas, Cenubu İslam Cumhuriyeti başkenti Kars olan bir devletten bahsedeceğim birazdan size. Ardahan Kongresi, Erzurum Kongreleri, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Muğla, Edirne, Afyon, Pozantı, Lüleburgaz, İzmir Kongreleri ve bu kongrelerde gerçekten adeta 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın sihirli cümleleri olan milli irade, millet egemenliği ifadelerinin çok güçlü bir şekilde vurgulandığını burada görebilmekteyiz. Peki bu süre zarfında dünya İstiklal Harbi'ne nasıl bakıyordu? Sadece işgal uğramış bir milletin bağımsızlığını sağlamak için verdiği bir mücadele olarak mı bakıyordu? Yoksa o dönemin basını ve o dönemin İngiliz ve Fransız arşiv raporlarına baktığımız zaman mesela şu ifadeler ön plana çıkıyor. Değişim isteyen bir toplum ortaya çıktı diyor.
1920 Anadolu'sundan bahsederken Mustafa Kemal Anadolu'da uyuşuk toplumları uyandırdı İngiliz istihbaratından. Millici hareket, o dönemde bu harekete millici hareket veya nationalist movement dedikleri, yani milliyetçi hareket olarak ifade ettikleri yapıyı kullanıyor. Millici hareket kamuoyunun desteğini toplamış durumda ifadesi. Yine İngiliz istihbaratından, yine Fransız istihbaratından 19 itibariyle, 20 itibariyle silahlı ve birlik, ilk kez birlik olmuş durumda diyor. Halk silahlı ve ilk kez birlik olmuş durumda. Ve daha da önemlisi, yine İngiliz istihbaratından bu hareket başarılı olması durumunda İngiltere'nin bölgedeki planlarını bozabilir uyarısı yapılıyor. Ve yine başka bir 21'deki uyarıda Mustafa Kemal sıradan bir çete reisi değil, devlet başkanı gibi hareket ediyor. Ve birazdan yine orada orijinal belgesini göstereceğim, hareket devrimci bir nitelik taşıyor. Şimdi hareket devrimci bir nitelik taşıyor cümlesi o dönem itibariyle o dönemin basınının ve o dönem dünyasının alışık olduğu ifadeler. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilip veya yenilmeyip de imparatorlukları parçalanan tam 4 tane ülke var. Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalanmış, topraklarında 6 tane cumhuriyet ortaya çıkmış. Almanya parçalanmış, Weimar Cumhuriyeti ortaya çıkmış. Rusya'da Bolşevik İhtilali ortaya çıkmış. Hakeza İran'da 1906'da gerçekleşen meşruti hareketleri var. Yani şu açıdan söylüyorum. Mesela Times gazetesinden geçen Osmanlı monarşisi sallanıyor ifadesi. Ve bir şurada bu ifadelerden aslında bir yandan süremi de kontrol ediyorum da çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama elimde BBC Türkçe servisinin hazırladığı 1919-20 itibariyle İngiliz istihbarat raporlarında bu hareket nasıl geçiyor? Bu bir kolaj, aşağı yukarı 10 dakika sürüyor ama ben size burada sadece 45 saniyelik bir kısmını getirdim. Orada aşağıda bir uyarı var. O uyarıya dikkat etmenizi istiyorum. Buyurun. Barış Anlaşması'nın koşullarını uygulamanın kolay olduğu dönem, Yunan ordusunun İzmir'e çıktığı 15 Mayıs'a kadar devam etti. Sonuçta uyuşuk bir şekilde sağa sola giden karıncaların yuvası dağıtılmış gibi oldu. Mustafa Kemal, Mayıs ayında müfettiş olarak Samsun'a gönderildi. İzmir'de Uygu'da yakalanan Türkler canlandı. Mustafa Kemal gelir gelmez bu bölgeyi hareketlendirmek için faaliyete geçti. İtilaf devletlerinin kontrolü dışında kalan Amasya'yı karargah olarak belirledi. Bu hareket devrimci ve tehlikeli bir niteliğe sahip gibi görünüyor. Bu zamana kadar hareketin liderleri her an dayak yemekten korkan yaramaz oğlanlar gibiydi. İtilaf kuvvetlerinden herhangi bir muhalefetle karşılaşmayınca ve merkezi hükümetin gereksizliği ve muhtemelen işbirlikçiliği de fark edilince daha çok ön plana çıkmaya başladılar. Bitkin ve yozlaşmış İstanbul hükümetinin Türkleri temsil etmediğini, Türkiye'yi mahvettiğini düşünüyorlar ve kendilerinin Türkleri temsil ettiğini, ülkeyi de yönetebileceklerini göstereceklerini. Kıymetli konuklar, bu ifadeler yıllık değerlendirme raporlarıdır. Bu yıllık değerlendirme raporları işte hükümet merkezlerine giderler ve bunların yanlış değerlendirme ihtimali, yani istihbarat raporları çok yanlış olur bazen. Fakat bu genel değerlendirme, elçilikte ve yüksek komiserlikte bunlar değerlendirilir, tertip edilir ve hükümetlere sunulur. Hükümetler de bu bilgilere dayalı olarak politika geliştirirler. Şimdi elimizde İngiliz yıllık raporlarında çok böyle objektif değerlendirmeleri görüyoruz. Yukarıda bir ifade var. Bu hareket devrimci bir nitelik taşıyor. Şimdi devrimci bir nitelik taşıdığını 1919 yılı itibariyle saraya söylemiş bir yüksek komiserlikten bahsediyoruz. Mesela o dönemde İstanbul hükümetiyle ve padişahlıkla yapılan yazışmalarda veya doğrudan mülakatlarda Anadolu'daki hareketin devrimci bir nitelik taşıdığı ve muhtemelen monarşiyi de sarsabilecek bir özellik taşıdığını açık açık söylüyor burada. Dolayısıyla bu Amasya protokolü 1920'de de yapıldı bu uyarı. Fakat ilginç, 1919'un Ekim ayında yapılması çok ilginç. Yani hareketin doğrudan nereye doğru gittiği burada açık bir şekilde görülüyor. Bunun devamı var. Ben derslerimde de bunu çok yoğun bir şekilde kullanıyorum ama konferansta bu kısmı almak istedim, ilginize sunmak istedim. Ve önemli bir yer, bence tarihin böyle karanlık sayfalarında kalmış bir mülakat. Kazım Karabekir'in hatıralarında bir kısım aldım, getirdim buraya. Kazım Karabekir Paşa ile İngiliz mütareke anlaşmasını
izlemekle görevli Rawlinson, Albay Rawlinson burada bir görüşme, Erzurum'da bir görüşme yapıyor. Ekim 1919'da orada milli mücadele yürüten kadronun bu esas niyetini öğrenmeye çalışıyorlar. Ağzından laf almaya çalışıyor. Mesela işte Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinden getirdim. Rawlinson diyor ki cumhuriyet mi iyi, padişahlık mı iyi? Mesela ben cumhuriyet taraftarıyım. Krallığın modası geçti diyor. Aslında bu İngilizlerin, Fransızlara bunu deniyorlar. Bu dönemdeki Anadolu'da ortaya çıkan bu direniş hareketinin yönünün ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Acaba sadece Yunan'ı denize dökmek mi? Veya işte yurdu düşman işgalinden kurtarmak mı? Yoksa bunun içerisinde çok daha devrimci bir nitelik mi taşıyor? Bunu ölçmeye çalışıyor. Kazım Karabekir devamında çok farklı şeyler söylüyor. Doğrudan cumhuriyet ifadesi kullanmıyor. Fakat diyor ki Avrupa'da cumhuriyet ile yönetilmeyen çok az ülke kaldı diyor. Bu değişime ayak uydurmak gerekiyor diyor ama bir yandan arkasından da diyor ki bizde cumhuriyet olmaz diyor. Bizde işte ananevi kurallar uygulanır. En fazla meşruti monarşik ile gider burada. Rawlinson'un bu sorusu doğrudan Lord Curzon tarafından yönlendirmiş ve hareketin niyetini, mantığını anlamaya yönelik bir bilgi olarak kayıtlara geçmiştir. Kaynak nereden aldığında görülüyor. Ve Anadolu'da ilk cumhuriyet 18 Ocak 1919'da Kars İslam Cumhuriyeti, daha doğrusu orijinal adıyla Cenubi Kafkas İslam Cumhuriyeti olarak geçiyor. Cumhurbaşkanı bile var, Cihangiroğlu İbrahim Bey. 14 kişilik kabinesi var. Sınırları belli, başkent Kars. Fakat İngilizler buna, hatta 69 maddelik anayasası ve 8000 kişilik ordusu var. Daha da önemlisi, İngilizler buna müsaade etmiyorlar. Nisan 1919'da İngilizler buraya 19'da buraya girdiklerinde Kars'ı ve çevresini işgal edecekler ve bu bölgeyi Ermenilere verecekler. Zaten ondan sonra Ermenilere karşı bir harekat gerçekleştirilecek ve bu kişilik Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerinin tamamını Malta'ya sürgün edecekler. Bunların kurtuluşu Sakarya zaferinden sonra olmuştur. Burada bayrağı da belli. Cumhurbaşkanının resmi de orada. Kars Cumhuriyeti orada. Anadolu topraklarında ilk cumhuriyet Kars İslam Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Ve TBMM'nin açılması doğrudan bir meydan okumadır. Ve orada verilen ifadeler. Elimizde bugün bu dönemde bütün meclis yazışmaları, zabit cedilleri adı altında tamamen kayıtlıdır. Burada bu dönemdeki milli irade vurgusunun ne kadar güçlü bir şekilde yapıldığını yine görmekteyiz. Ve önemli bir eşik diye düşündüğüm 1921'deki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi, vurgusu çok güçlü bir şekilde yapılıyor. Ve bu da doğrudan monarşiye tehdit olarak kabul edilmektedir. Ve bu konuşmadan şöyle diyelim, Mustafa Kemal'in şurada savaş yıllarında, mesela Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı konuşmalardan bir tanesinden bahsedeceğim kısaca. Bu millet diyor sultanından bir istekte bulundu. Bu kabul edilmediğinde o millet zamanı gelince o kurum hakkında kararını verecektir ifadesi doğrudan bir tehdit olarak da kabul edilebilir. Ben hep onu söylüyorum derslerimde. Milli mücadele sadece, az önce söyledim, düşmanı yurttan atma mücadelesi olarak baktığımız zaman bunun diplomasi boyutunu, bunun egemenlik boyutunu ve bunun o dönem itibariyle diğer devletlerle olan ilişkileri boyutunu göz ardı ettiğimiz zaman tam olarak ayakları yere sağlam basan bir milli mücadele değerlendirmesi yapamamış oluruz. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Savaş yıllarında da özellikle Mustafa Kemal'in ifadesi milli mücadele telgraf telleri sayesinde kazanıldı cümlesinden yola çıkarak gerçekten o dönemdeki raporlara baktığımız zaman telgraf mesajlarına baktığımız zaman yoğun bir şekilde millet iradesi vurgusu var. Neden? Çünkü bu hareket millete meşruiyet dayandırılarak yürütülmüş bir harekettir. Örnek 1920'de Anadolu'da irili ufaklı 60 ayaklanma çıktığında Nallıhan ayaklanması, özellikle meclisin telgraf diğer civar yerlerle bağlantısı kesildiğinde ve meclise şiddetli tartışmalar, muhalefet ortaya çıktığında bir grup arkadaş Mustafa Kemal'e diyor ki kapatalım meclisi, yani düşmanı yurttan attıktan sonra meclisi açarız diyor. Biz böyle bir şey yapamayız diyor. Meclis olmadan hiçbir şeyiz biz diyor. Asi miyiz diyor.
Biz meşruiyetimizi, dayanağımızı meclisten almamız lazım. Sihirli cümle burada az önce de söyledim. Millet, millet iradesi. Ha bu sadece Anadolu'da yapılan bir süreç mi? Hayır. Bulgaristan içinde, Macaristan iç savaşı içinde bu kuvvet vurgusu yapılıyor. Daha ziyade 23'te ya 22'de başlayan Yunan'ı denize döktükten sonra, Yunanistan'da darbe olduktan sonra, 24'te Yunan krallığı yıkıldıktan sonra, Yunanistan'a cumhuriyet geldikten sonra da aynı vurguları orada da görmek mümkündür. Yani çağı okuyan bir liderle milli mücadele kadrosu yürütüldü. Çağı okuyan liderler Kafkaslar'da ne olduklarını biliyorlardı. Hakeza Rusların dağılışından sonra Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri de ortaya çıkmıştı diyebiliriz. Toparlıyorum hocam. Cumhuriyetin ilanı dediğimizde ve ilan gelen süreç aceleye mi getirildi? Bu noktada söylenecek çok söz var. Veya cumhuriyetin ilanına karşı çıkan oldu mu? Açık söyleyeyim size, cumhuriyetin ilanına doğrudan karşı çıkan kimse olmadı. Meclis doğrudan zabit ceridlerinde konuşmalarında da burada vardır. Aslında bilinen bir şeydi. Hatta bugün işte cumhuriyete karşıdır denildikleri, daha sonra Mustafa Kemal'le muhalefete düşen Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi kişilerin kurdukları muhalefet partisinin adı Cumhuriyet Fırkası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında örgütlenecektir. Meclis ilanı nasıl karşıladı, dediğim gibi yazışmalara bakıyoruz, böyle ciddi bir muhalefetin olduğunu da görmekteyiz. Sadece bize niye haber vermediniz şeklinde basına verilen demeçler vardır. Bunu görebiliriz. Dünyada benzer gelişmeler var mıydı? Kesinlikle dünyada da benzer gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Hilafet saltanat girmeyeyim, vaktim kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Resul Hocamıza. Zamanı dikkatli kullandı. Bir önceki panelde bir yerde böyle bir atışmamız olmuştu. Hocam yeter sus falan diye. Dedim hocam bu sefer sana 18 dakika verdim. Evet, öncelik onu bir dinletelim, sonra biz devam ederiz. Şimdi Resul Hocam da bahsetti. Aslında Cumhuriyet'e giden süreç ne zaman başladı diye sorulduğunda ben 30 Ekim 1918 Mondros'u terk istiyorum. Çünkü sonrasında Türk milletinin önüne iki seçenek çıktı. Birinci şık, İstanbul hükümetinin, padişahın, damat Ferit'in savunduğu, itiraz etmeyelim, karşı çıkmayalım, galiplerle yenemediğimiz devletleri tek başımıza hiç yenemeyiz diyen teslimiyetçi bir formül. Onun karşısında da Mustafa Kemal Paşa tarafından, Yakup Şevki Paşa tarafından, Ali İhsan Sabis tarafından, Kazım Karabekir Paşa tarafından dillendirilen bir formül. Ya istiklal ya ölüm. Tek kurtuluşumuz silahlı bir mücadeledir diye. Şimdi bu yol ayrımında Türk milleti tercihini Mustafa Kemal Paşa'dan yana yaptı. Yani bazıları soruyor, hocam biz Cumhuriyet'i kutlarken Osmanlı'yı kötülüyor mu? Hayır, Osmanlı'yı kötülememize gerek yok. Osmanlı da bizim devletimiz. Cumhuriyet de bizim devletimiz. Yani şöyle bir algı oluşmasın. Yani Cumhuriyet'i kuranlar dışarıdan gelip Osmanlı Devleti'ni istila etmiş ya da içeride bir isyan sonucunda idareyi devirmiş, bir darbe yapan insanlar değillerdi. Türk milleti yaptığı tercihini İstiklal mi ya da esaret mi? İstiklal peşinden gitti Türk milleti ve Mustafa Kemal Paşa bu sayede milli mücadelede başarılı oldu. Onun için 29 Ekim 1923'e gelmeden aslında 23 Nisan 1920'de Resul Hocam da bahsetti. Meclisin açılmasıdır en önemli aşama ki yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa biz diyor 23 Nisan 1920'de çocuk doğdu. Çocuğun adını 3 yıl sonra Cumhur koyduk diyor. Yani bu kadar tepkinin olmaması ya da mecliste herhangi bir böyle kavganın olmaması nedeni bu. Zaten 3 yıldır giden bir süreç vardı. Bu süreç kolay olmadı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya attığı bu formül o günkü şartlarda çok zor ve çok ütopik bir formül. Mesela daha Sivas Kongresi sırasında Amerikanlı General Harbord'la görüşüyor Mustafa Kemal Paşa. General şöyle başlıyor konuşmaya. Diyor ki, Sayın General Hazretleri, buraya gelmeden tarihinizi okudum. Çok muhteşem bir tarihiniz var. Tarihte büyük devletler kurmuş bir medeniyetsiniz. Büyük bir milletsiniz. Lakin gerçekçi olun. Müttefiklerinizle yenemediğiniz bizleri şimdi tek başınıza yeneceğinizi söylüyorsunuz. Tarih insanların intiharına tanık olmuştu. Şimdi bir milletin toplu intiharına mı tanık olacağız paşa diyor. Hepiniz öleceksiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği cevap çok nettir. Ya istiklal ya ölümdür. O formül, o yol bizi cumhuriyete getirdi. Şimdi Sayın Profesör Doktor Zeki Aymet Hocamız da
bu zorlu yolculuğun kahramanlarından bir tanesinin hikayesini anlatacak bize. Bir İstiklal Madalyası'nın hikayesini kendisine dinleyeceğiz. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocalarımızın da söylediği gibi dünkü terör olayında vefat eden şehitlerimize rahmet diliyor, yaralanan gazilerimize şifalar diliyorum. Aslında bugün buradaki anlatacağım konu da kısmen bu terör olayının geçmişteki kahramanlarının yani oraya konu olan birini de ifade ediyor. Burada bir biyografi sunacağız size. Resul Hocam dedi, Cumhuriyet gökten zembille mi indi? Şimdi işte zembille inmediğini, onu indirenlerden birinin hikayesini anlatacağız. Mehmet Hocam'ın dediği gibi ya istiklal ya ölüm deyip belki de ölümü göze alanlardan biri. Elimizde bazı şimdiye kadar hiçbir yerde kullanılmamış bilgiler, belgeler, orijinal kayıtlar var. Bunları size aktaracağım. Bunları temin eden kişiyi de sonra sürpriz olarak aramızda bulunuyor. Onu da sizlere takdim edeceğim zaten. Burada aslında bir metafor da var, bir mecaz da var. 70'lik delikanlılar. Yani 70'lik delikanlıyı biraz sonra göreceğiz burada yani. Burada göstermiyor mu? Bu neden böyle oldu? Şurada açıktı aslında şu şeyi alması gerekiyor. Burada kasmadı. Nasıl geçiş yapacağız onu biraz zor ama. Onu açmıştık aşağıya biz. Evet, 70'ten ne anladığımızı birkaç yerinde sunumumuzun zaten görünce siz de anlayacaksınız. Bir madalya hikayesinden yola çıkacağız. Madalyanın sahibini anlatacağız. Madalyaya ulaşma veya neden bunu hak ettiğinin bir sergüzeşti olacak. Şimdi burada elimizdeki bazı kayıtlardan yola çıkalım. Ben sondan Cumhuriyet'e doğru gideceğim. 1973 senesi. Genelkurmay Başkanlığı'na bir vatandaş tarafından bir dilekçe sunuluyor. Bir talebi var. Dilekçe sahibi 70 yaşına hemen hemen girmiş biri. İsmi Ferit Tanay. İstediği aslında bu ve bundan sonra birkaç slaytta bunun farklı kurumlara yaptığı müracaatları göreceğiz. Onların belgeleri var. Sonra onun hemen evveline gidip onu tanımaya çalışacağız. İstediği İstiklal Harbi'nde, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda hizmet ettiğine dair kayıtlara ulaşabilmeyi istiyor kendisi. İlk önce Genelkurmay Başkanlığı'na müracaat ediyor. Genelkurmay Başkanlığı çok hızlı bir şekilde 10 gün sonra onun bu talebine cevap veriyor. İstiklal Savaşı'nda görev aldığını, yer aldığını, hizmetini gösterir kaydı kendisine sunuyorlar. Ferit Tanay bunun ardından İstiklal Madalyası'na ulaşabilmek için o süreçte lazım olan bir de Askeri Arşiv Müdürlüğü'ne başvuruyor. TRT'deki Askeri Arşiv Müdürlüğü'ne elindeki belgelerle müracaat ediyor. Orada da hizmetini gösterir, belgelerin, bilgilerin ulaştırılması, kendisine iletilmesini talep ediyor. Bu Askeri Arşiv Müdürlüğü kayıtları çıkarıyor. Onu da Ferit Tanay'ın askerlik şubesi olan Fatih'i askerlik şubesine yani İstanbul'a gönderiyor. Ferit Tanay bu süreçte o askerlik şubesine de uzun bir yazı durumunu anlatan, elindeki belgeleri gösteren ifadelerde oraya da müracaatını yapıyor. Yani bu süreç yaklaşık bir sene devam ediyor. O yüzden buralarını hızlı bir şekilde geçiyorum. En sonda buralardan aldığı belgelerle teyitleşebilmek için, sağlamlaştırabilmek için emekli olduğu kurumu makine kimya endüstrisine müracaat ediyor. Burada da çalışmışlığı var. Onlar da bütün bu kurumlardan gelen cevaplar Ferit Tanay'ın İstiklal Harbi'nde, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda bir şekilde yer aldığını gösteren bilgi ve belgeler. Bu kurumdan da 3 gün içinde kendisine cevap veriliyor. Bunları topladıktan sonra herhalde Bakanlar Kurulu'na müracaat ediyor. O arada bir kopukluğu göremedim. Çünkü İstiklal Madalyası verilebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor.
Ve bu uğraşların sonunda da 30 Mart 1974, yaklaşık bir sene içinde işte resmi yazışmalar, süreç vesaire derken Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk madalya verilmesini onaylıyor. Yani 70 yaşında aslında çok da gecikmeli olsa 50 sene sonra İstiklal Madalyası'na ulaşmış oluyor. Belge numarası var. İstiklal Madalyası ile birlikte berat denilen bir belge de veriliyor. Bunlar noter kayıtları. Bunlar ailenin elindeki bilgilerden ve bu da ailesine, daha doğrusu o zaman kendisine verilen, bugün ailesinin elinde bulunan İstiklal Madalyası. Bugün ailede torununun elinde muhafaza ediliyor ve 50 yıldır aldıktan sonra da itinayla, kendisi 50 yıl gecikmeli aldı, 50 yılda itinayla korunuyor. Buraya kadar şöyle günümüzden başlayarak. Öyleyse bu İstiklal Madalyası'nı almaya kazanan Ferit Tanay kimdir? Onu bir tanıyalım bakalım. Evet, ilk açılış sunumunda da gördüğümüz fotoğraftaki bu çocuk yani. Küçük bir çocuk, Ferit Tanay'dır. Milli mücadele başladığında henüz daha 14 yaşında bir öğrenci. Şimdi içimizde öğrenciler var, büyüklerimiz de var. 14 yaşında veya 16 yaşında ya da 17 yaşında işte kardeşleriniz, çocuklarınız, yeğenleriniz, kuzenleriniz vardır. Onları da bir düşünün. Neler yapıp yapamayacaklarına, nelere karar verip veremeyeceklerini, sizlerin onların bazı taleplerine izin verip veremeyeceğinizi, işte onu bir burada sizlere de aktaralım ki bu bize zembille mi indi, birileri mi indirdi, ya istiklal, ya esaret, ya ölüm, bunu tercih eden birilerini anlatalım. 14 yaşında bir öğrenci. 1905 yılında İstanbul'da Fatih'te, Fethiye'de, Katip Muslihettin Mahallesi'nde doğdu. Babası ve annesinin isimleri Kamil Hanım, İzzet Efendi. O dönemde muhtemelen makbul olan bir okul olan İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi, yani orduya silah hazırlayan o meslek liselerinde öğrenci olarak kaydoldu. 11 yaşında giriyor bu okula. Tam da Birinci Dünya Savaşı'nın en cavcavlı dediğimiz hareketli döneminde. Bu öğrenciliği sırasında 2 sene sonra daha 13 yaşındayken babası vefat ediyor. Ve bu okulda muhtemelen yatılı okuyor. Şimdi okulda günümüzdekine benzer şekilde nazari ya da teorik dediğimiz, yani dersin anlatılarak öğretildiği kısımlar var. Bir de staj ya da uygulamalı kısmı var. Bu nazari dediğimiz teorik kısmını, eğitimini 32 öğrenci içinden birincilikle, âlâ derecesiyle bitiriyor, pekiyi alarak geçiyor. Ardından da staj uygulaması başlayacak. Ama savaş devam ediyor. Tam İstiklal Harbi'nin yaşı da büyüdü, 14 yaşında girdi, 16 yaşını bitirdi. Bu uygulamalı kısmına kaydolduğu halde, başladıkları halde askeri fabrikalarda çalışıyorlar. Daha çocuk yaşta aslında bunlar, 14-15 yaşlarında. Ama savaş dolayısıyla bitiremeyecek. Ama nasıl bitiremeyecek? Savaştan dolayı evine dönüp gitmiyor bunlar. Ondan dolayı bitirememe değil. Milli mücadelenin biraz önce Resul Hocamızın bahsettiği en kritik dönemleri. 1922 yılının bahar ayları. Yunan ordusuyla Türk ordusu tam ölüm kalım savaşına giriştikleri bir şey. Son merhaleye gelinmiş. Ya darbe vurdurulacak, düşman kurtulacak ya da esaret ya da ölüm. Milli mücadeleye katkı yapabilecek herkese çağrılar, davetler. Hani karınca kararınca denilir. Bunlar daha o zamanlar çok genç ama daha çocuk. İşte görüyorsunuz fotoğraflarını. Bunlar diplomasındaki fotoğraflar. Ki mezun olduktan sonra fotoğrafı da yani. Bu aşamada bu ihtiyaç, bu talep Ferit ve arkadaşlarına kadar da ulaşıyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bazı milletvekilleri, sayılarının 70 veya 80 civarında olduğu söyleniyor. Felah-ı Vatan, vatanın kurtuluşu diye bir örgüt kuruyorlar, bir teşkilat. Bunlar hani filmlerde, dizilerde, yazılarda konu edilen
Taka dediğimiz o küçük teknelerle Anadolu'ya silah kaçırma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ve insan da götürüyorlar. İşte bu silahları kaçırma işlemleri hem öğrencilikleri sırasında hem eğitimlerini hem uygulamalarını yapmaya çalışırken Ferit ve arkadaşları tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri zaten mühimmat, cephane kısımlarında da bulunuyorlar. Okulları, imalatı, harbi okulu. Bunlara yardım ediyorlar. Yaşları daha 14, 15, 16. Yani bunları etrafınızda bu yaşlardaki kardeşleriniz, yeğenleriniz, çocuklarınız varsa böyle bir tehlikeli ortamda neler yaptıklarını gösterme. Bu yetmiyor. Felah Vatan grubu artık ülkenin savunmasında son damlaya gelmiş, bıçak kemiğe dayanmış. Hem bu teşkilat hem de bugünkü Milli Savunma Bakanlığı yerine geçen Ankara'daki Milli Müdafaa Vekaleti artık bu gençleri de Ankara'da veya Kurtuluş Savaşı'nın içinde görmek istediklerini iletiyorlar. Ve bizim burada biyografisini anlatmaya çalıştığımız Ferit ve işte 70 tane arkadaşı okulda hiç düşünmeden, belki de ailelerine bile haber vermeden bilmiyoruz, kalkıp Anadolu'ya geçiyorlar. Yaş daha 16, 17'ye yeni girmişler. Yani bugünkü anlamda reşit olamamışlar daha. Okuldan mezun olamamışlar. Yani o yaşlardaki gençlerimiz bilmiyorum bugün nelerle uğraşıyorlar ama hani Resul Hocam, Mehmet Hocam dedi ya, ya istiklal ya ölüm. Demek ki bunlara öyle söylediler. Felah Vatan grubu da bunlara öyle söyledi. Bunlar hani hep söylenir, öğrenciler var mıydı, sayıları ne kadardı? İşte en azından burada okulun mevcudunu bilmiyoruz. Derinlemesine bir araştırma yapamadık ama kendi sınıfı 32 kişiydi bunun. Demek ki en azından 2 sınıf ya da kaç kişi varsa okulda 70 kişi. Bunların kayıtları da var, defterleri de var. 16 yaşında bitirmiş, 17 adım atmış. Gizlice kendilerine verilen muhtemelen sahte kimliklerle, sahte belgelerle İstanbul'dan İnebolu üzerinden, Karadeniz'den 1922 bahar aylarında Anadolu'ya, oradan da Ankara'ya, silah fabrikalarına ve asker statüsünde, sivil de değil, bildiğiniz aynen resmi, çünkü o biraz önce sizlere hızlı bir şekilde aktardığım belgelerde hep orada görevini asker olarak yaptığına kayıtlar. Yani hiç günümüzde şöyle 16 yaşında bir asker gördünüz mü bilmiyorum yani. Bir baksak herhalde fotoğraflardan daha küçük bir çocuk. Ve İnebolu'da biliyorsunuz zaten İstiklal Madalyası almış ilçelerimizden biridir. Değil mi? Yani 3 vilayet var. Gaziantep, Urfa, Maraş, bir de burası var. 70 gönüllü öğrenci asker olarak görevlendiriliyorlar. Orada silah üretiyorlar. Kendilerinden ne isterse yapılmıyor. Hatta şu anda onun bilgisine tam ulaşamadım ama o bilgiyi aldım. Biraz önce de soracaktım. Koridorda gördüm. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı vardı. Orada Ankara'daki silah fabrikasında çalışan meşhur bir ustadan bahsediyordu ama ismini hatırlayamadık. Torunu da bizim torunu, Turgut Özakman'ın torunu, bizde öğrencidir yani. Ona bir sorayım dedim canlı canlı ama koridorda bir an gördüm, kayboldu gitti. İşte bu Ferit, küçük Ferit, bu ustanın yanında aslında çalışıyor. Beraber çalışıyorlar. O silahları onlar üretiyorlar. Yani Şu Çılgın Türkler'deki o şeyler de gerçek hikayeler yani. Bizim küçük Ferit'imiz İstiklal Savaşı kaydından, onların nerelere görevlendirildiği, ne yapıldığı, Felah-ı Vatan, Genelkurmay Başkanlığı askeri arşivlerinde bu kayıtlar mevcut. Bu belgeler zaten ailenin elinde var. Ve Felah-ı Vatan bunlarla ilgili defterleri de tutuyor teşkilat. Kaç kişi, hangi takaya bindi, ne zaman çıktı ve orada kayıtlarını buluyorlar. Yani İstiklal Madalyası gerçekten 50 yıl gecikmeli de olsa başvurmuş. Ona da biraz tabii şaşırdım. Neden böyle gecikmeli olmuş? Allah'tan başvurmuş. Çünkü aldıktan kısa bir süre sonra da vefat ediyor yani. İşte burada mürettep oldukları iskelelere, yani bunların gönderildikleri memur oldukları şeylere sağ salim bir de takip ediyor bu teşkilat. Kim gitti, nereye gitti, kaç kişi gitti, ne görevlerde bulunuyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 16-17 yaşlarındaki çocuklar oyunu, eğlenceyi, gezmeyi, kafeyi, çarşıyı, AVM'yi bırakıp vatan için, istiklal için aslında ölümü göz alıyorlar. Daha bunlar yolda bile ölebilirlerdi. Ankara'ya hiç varamazlardı.
varamayabilirlerdi. Muhtemelen yaşları küçük olduğu için cepheye sürülmediler. Ama cephede savaşan abilerine, Mehmetçiklere bu silahları ürettiler, onlara sundular ve bu büyük taarruz, o büyük muharebe bunların yaptıkları silahlarla, katkılarla gerçekleşti. Ve görüyor musunuz, uygulamasını, stajını bizzat savaşın içinde yapıyor yani. Ve bunun belgelendiriyor ondan sonra. Daha doğrusu belgelendiriyor derken biz belgelendiriyoruz. Genelkurmay arşivinden, askeri arşivlerden, askerlik kayıtlarından. Uygulamalı stajını yaklaşık 1,5-2 sene kadar hem sivilde hem de askerin içinde staj uygulamasını bu delikanlı anasından babasından uzakta, mahallesinden uzakta, evinden uzakta, okulundan uzakta nerede yattı, ne yedi, ne içti bilinmiyor ama o silah fabrikasında gece gündüz çalışarak bu üretime katkıda bulunuyor ve milli mücadele kazanılıyor. Bu mezuniyet şehadetnamesi dediğimiz şehadetname diploma demektir. Diplomayı da sağ üst tarafta bir ifade var. Aliyül Ala yani en üstün derece, peki mükemmel bir dereceyle bitirip alıyor. Tabi ardından devlet bu kahraman, cesur, fedakar gençleri bırakmıyor. Onları vatanı daha iyi hizmet etsinler diye ellerinden tutuyor, yetiştirmek üzere onlara çeşitli imkanlar sunuyor. Yani 20'li yaşlarda Ferid'in bir fotoğrafı. Devlet bunları yine o uzman oldukları sahada, hani bugün teröristlerin bombaladığı, taradığı, şehit verdiği alanlarda yetiştirmek üzere Avrupa'ya gönderiyor, Almanya'ya gönderiyor. Daha yine de çocuk yaşlarda. Yani evinden bir ayrıldı, bir daha evine dönemiyor zaten. Bunlar da o fotoğrafların arkasındaki birbirlerine duygulu ifadeleri, vatan özlemleri de var burada. O dudaklarındaki tebessümleri, o duyguları anlatıyor. Birbirlerine geçirdikleri günleri anlatıyor. Magdeburg'dan yazılmış şeyler. Mannheim bölgesine gidiyor. Magdeburg Üniversitesi'nde. Evet. Ve 1929 yılında Ferit, 24 yaşında Almanya'daki makine mühendisliğini eğitimini tamamlamış olarak yurda dönüyor. Makine kimya endüstrisi bugün silah sanayinde bir mühendis olarak göreve başlıyor ve günümüze kadar gelen serüvenini zaten o kimya endüstrisinin biliyorsunuz. Evet, daha sonra evleniyor, çocuk sahibi oluyor. İkiz çocuklarının adı bizzat Atatürk tarafından veriliyor. Daha sonra yine hizmetlerine devam ediyor. 38 yılında, 33 yaşındayken Almanya'ya bu sefer top mühimmatları için gönderiliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla giden mühendisler ve askerler arasında var. Çok genç bir yetenek olarak. Ardından 2. Dünya Savaşı'nın ortasında aynı alanlarda inceleme yapmak üzere İngiltere'ye gönderiliyor. Hatta bu gidiş sırasında uçağa düştü mü yoksa mecburi iniş mi yapmak zorunda kaldı ondan tam emin olamadık ama 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da savaş olduğundan Afrika üzerinden gidiyorlar. Uçakları zorunlu olarak iniş yapıyor. Hatta çocuklarına senin babanı yamyamlar yedi diye öğrenciler arkadaşlarıyla biraz şey yapmışlar öyle. Burada onun fotoğrafları var. Bunlar SALT arşivinde fazlasıyla var. Bu konuda albüm hazırlanıyor. Bu genç mühendis, İstiklal Savaşı kahramanı ülkesine silah sanayinin bugüne gelebilmesi için gayret ediyor, uğraşıyor, didiniyor. Evet, bitiriyorum. Son birkaç şeyim kaldı. 70 arkadaşıyla katıldığı bu İstiklal Harbi'ni, madalyasını ancak 70 yaşında alabildi. 75 yaşında vefat etti. Biz de ya istiklal ya ölüm diyerek aslında ölümü tercih eden ama istiklali bizlere getiren bu ve bunun gibi nice insanların hatırası için kendilerini rahmetle anıyoruz. Yaptıkları için şükranlarımızı sunuyoruz ve onun hatırası içinde bu belgeleri, bu bilgileri, bu vatan kahramanlığı, bu cesur insanları, bu fedakar gençlerle ilgili bilgileri bizlere sunan Sanat Tarihi Bölümü Başkanımız
Feride hocamıza da teşekkür ediyorum. Hocam bir ayağa kalkar mısınız lütfen? Bir de küçük Duru'yu da kaldıralım orada. O da en küçük torun. Evet, Ferit Tanay'ın torunu. Torununun da kızı diyebiliriz. Feride hocamızın ismi de Ferit'ten geliyor. Erkek olsaydı muhtemelen Ferit olacaktı. Kız olduğunuz için Feride oldu. Beni dinlediğiniz için sabırla herkese teşekkür ederim. Evet, verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Zekai hocamıza. Bu bir gün önceki saldırı da çok manidar oldu. Şimdi genelde bana bazen soruyorlar, hocam Kuddül Amare diye bir zaferimiz varmış, bizi niye kutlamıyorsunuz falan diye. Ben de birine şöyle cevap vermiştim. Demiştim ki ya o kadar çok zaferimiz var ki 365 gün yetmiyor. Şimdi hangimiz gazilikle övüneceğiz, hangimiz şehit torunlukla övüneceğiz dediğim zaman aslında her birimiz bir şehit torunuyuz, her birimiz bir gazi torunuyuz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda 3 milyon askerle savaşa girdi. Maalesef 1.8 milyonu kaybettik. Yani geri kalan da gazi oldu. Onun için burada Feride Hocamıza şahsında dedesinin bu hizmetlerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet aslında bütün bu meşakkatli yolun sonunda bir düğündü, bir bayramdı. Nasıl geldi o son dakika ilan süreci? 23 Ekim'de bir hükümet krizi oldu. İçişleri Bakanlığı'na muhalefetten birinin seçilmesi, arkasından meclis başkanı, ikinci başkanlığına Ali Fuat Çevresoy yerine bıraktığı koltuğa Bekir Sami Bey'in değil de Rauf Bey'in seçilmesi bir anda ipleri gerdi. 25 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa Çankaya'da onları topladı, istifa edin dedi. Muhalefet dedik kursun. Muhalefet hükümeti kuramadı. Ve 28 Ekim günü yapılan toplantıda herkes bir formül, bir yeni bir başkan adayı falan beklerken Mustafa Kemal Paşa çok heyecanlıydı. Baylar, yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedi. Oradakiler önce bir şaşırdılar. Sonra büyük bir heyecan, büyük bir coşku. Bu aynı zamanda barışı da ifade eden bir süreçti. Mustafa Kemal Paşa Ocak ayında evlenmişti. Daha 6-7 aylık bir evliydi. Artık 10 yıldır süren mücadeleler, 4 yıldır süren İstiklal Harbi, devletin isminin konulması ve barış sükun dönemi idi. İşte bu dönemdeki dış politikanın da temel sloganı yurtta sulh, cihanda sulh politikasını izlemeye çalıştık. Bu da çok zor bir süreçti çünkü emperyalizmle savaşmış İngilizleri, Fransızları, İtalyanları yenilgiye uğratmış bir devletin tekrar batıya dönmesi, bir cumhuriyetle birlikte peş peşe devrimlere batıya yönelmesi, onlarla ilişkiler kurmasını birçok kişi yadırgadı. Mustafa Kemal Paşa oysa net bir çizgi söyledi. Biz dedi batıya değil, batının emperyalizmine karşıyız. Yine yüzümüzü batıya döndük dedi. Şimdi bu batıya dönüşümüzde, yurtta sulh, cihanda sulh politikasını izleyişimizde Atatürk dönemini Sayın Serap Toprak hocamızdan dinleyelim. Balkanlarda neler oldu hocam? Buyurun söz sizde. Sayın hocalarım, sayın rektörüm, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Balkanları neden seçtim? Çünkü Balkanlarla hala aramızda hem duygusal bir bağ var, hem siyasi, hem kültürel bağlarımız devam etmekte. Hocamın söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh sözü de öylesine söylenmiş bir söz değil. Türkiye'nin o dönemdeki dış politikası gerçekten hem yurtta hem yurt dışında barış üzerine oturtulmuş bir siyaset. Bu çerçevede belirlenmiş bir siyaset. Bu yüzden Balkanları seçtim. Eminim bu salondaki birçok kişinin de Balkanlarla hala bir oradaki soydaşlarımızla bir bağının olduğunu düşünüyorum. Balkanlar ayrıca bizim için bir imparatorluk mirası. Hocam biraz önce söyledi, Osmanlı İmparatorluğu da bizim imparatorluğumuz, bir Türk devleti. Bu yüzden bir imparatorluk mirası olarak görülmekte ve bugün pek çok milletin, Türklerin, Yunanların, Bulgarların, Romenlerin, Hırvatların, Sırpların, hatta Tatarların, Türklerin, Boşnakların, Pomakların, Çerkezlerin birlikte yaşadığı, Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin yüzyıllardır birlikte yaşadığı, yüzyıllardır süren bir birliktelik ve çatışmanın beraber birlikte kaçınılmadığı bir coğrafyadır.
Bu yüzden Balkanları seçtim. Türklerin Balkanlara geçişi 6. yüzyıldan itibaren Karadeniz'in kuzeyinden Türkler, bugünkü Ukrayna topraklarından Balkanlara geçmiş, yerleşmişlerdir. Buralarda hem bu milletlerin, Balkanlarda yaşayan Slavların, Dakların, Trakların devlet kurmasına katkı sağlamışlar, hem de kendileri bu bölgede, özellikle Kuzeydoğu Balkanlarda devlet kurmuşlardır. Balkan kelimesi de ayrıca Türkçe bir kelimedir. Sarp, ormanlık alan demektir. Türkçe bir kelimedir. Burada Osmanlı'dan önce Balkanlara 10. yüzyıldan itibaren Türkler gelip yerleşmeye başlamışlardır. Özellikle Dobruca ve... Bir haritamız vardı. Hem 2. Balkan Savaşı'ndan sonraki dönemi gösteren, hem 23-38 arasını gösteren bir haritamız vardı. Evet, Osmanlı'dan önce Selçuklu döneminde de Türkler Balkanlara geçip Balkanlara yerleşmişlerdir. Buraya iskan olmuşlardır. Osmanlı ile birlikte özellikle 15. yüzyıl başlarından itibaren artık Bizans'ın Balkan topraklarının neredeyse tamamı fethedilmiştir Osmanlı tarafından. Ve Osmanlı Anadolu'dan, yani Türkiye'den bu topraklara, Balkanlara iskan gerçekleştirmiş ve burada yaşayan diğer milletleri de kendi millet sistemi içerisinde örgütleyerek bunları serbestçe kendi dillerini, dinlerini, kültürlerini yaşamalarına izin vermiştir. Fakat 18. yüzyıl sonu itibariyle hem Avrupa'da yayılan milliyetçi akımlarla birlikte Balkanlarda meydana gelen isyanlar sonucu özellikle 19. yüzyılda Balkan milletlerinin kendi ulus devletlerini kurduğunu görüyoruz. Bu ulus devletler Birinci Dünya Savaşı tabii bir dönüm noktası oluyor. Balkan Savaşları var. Bu harita zaten Balkan Savaşları'ndan sonraki bir harita. Burada Yugoslavya yok. Diğer Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkanlarda yeni devletler şekillenmeye başlıyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmalar barışı ve huzuru getirmiyor. Çok adil anlaşmalar değil ve devletlerin sınırları değişiyor ve bu süreç devletlerin tekrar bir savaşa hazırlıyor. Mevcut düzeni korumak isteyenler, yani antirevizyonistlerle mevcut düzeni karşı olan, yayılmacı politika izlemek isteyen revizyonist devletler karşı karşıya geliyor ve kalıcı barışı sağlamada yetersiz kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dedik ki sınırlar değişti. Özellikle büyük imparatorluklar yıkıldı. Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkıldı. Ve Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ve Sırbistan, Karadağ toprakları üzerinde Yugoslavya kuruldu. Bununla birlikte Arnavutluğun sınırları değişti. Romanya şanslı bir devletti çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler tarafındaydı ve yeni topraklar elde etti, topraklarını büyüttü. Bulgaristan'dan Güney Dobruca'yı, Macaristan'dan Transilvanya'yı aldı, Rusya'dan Basarabya'yı aldı. Böylece topraklarını genişletmiş oldu. Savaşın en şanssız devletlerinden biri de Bulgaristan, Balkan devletleri arasında. Çünkü Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını kaybetti bu savaş sonunda, Birinci Dünya Savaşı sonunda. Biraz önce dediğim gibi Nöye Anlaşması ile Güney Dobruca'yı Romanya'ya vermek zorunda kaldı. Batı Trakya'yı, Gümülcine'yi Yunanistan'a vermek zorunda kaldı. Yine toprakların bir kısmını, Makedonya'daki topraklarını da Yugoslavya'ya verdi. Bu neyi etkiledi? Savaştan sonraki süreçte Bulgaristan'ın daha saldırgan bir politika izlemesini sağladı ve revizyonist bir devlet oldu. Daha milliyetçi, daha saldırgan, topraklarını genişletmek isteyen, kaybettiği toprakları almak isteyen bir devlet oldu. Yunanistan ise Anadolu'yu, Türkiye'yi işgal etti 1919 itibariyle. Fakat Türk Kurtuluş Mücadelesi ile birlikte, hocalarım da anlattığı gibi, geri çekilmek zorunda kaldı ve Anadolu topraklarında, yani Türkiye'de,
ki 10. 11. yüzyıldan itibaren bu topraklara Türkiye deniyor. Yabancı kaynaklarda da özellikle Türkiye terimi kullanılıyor. Türkiye'de yeni Türk Devleti kuruldu. Şimdi şu tabii Türkiye'de çok ağır şartlarda anlaşmalar imzaladı. Fakat 1923 yılından itibaren içte ve dışta pek çok sorunla karşı karşıya kalmasına rağmen bu sorunlarını halletmek için barışçıl bir politika izledi. Yani kendi sınırlarıyla daha tatmin olmuş, yurtta ve dünyada barışı sağlamaya yönelik politikalar izlemeye çalıştı. Bunun için Mustafa Kemal yurtta barışın aslında komşularıyla iyi geçinmek olduğunu dile getirir Mustafa Kemal. Sorunlarını komşularıyla, özellikle Balkan devletleriyle halletmeye çalıştı. Lozan'da en önemli sorunlardan biri azınlıklarla ilgili sorundu. Balkan devletleriyle yaşadığımız en önemli sorunlar bunlar aslında günümüze kadar devam ediyor. Çünkü her ne kadar Lozan'da bazı sorunlar halledilse de bugün siyasi olarak Yunanistan'la Batı Trakya ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Özellikle oradaki imam seçimleri, din liderlerinin seçimleri ve Türkçe eğitimi konusunda, Türkçe adının kullanılması konusunda sorunlar yaşıyoruz. Ya da Kıbrıs'la ilgili bir sıkıntı olduğunda oradaki Batı Trakya Türklerine baskılar devam ediyor. En önemli sorun azınlık sorunu ve Lozan'da Türklerde Türk tarafının, Türk heyetinin kabul ettiği fikir toplumların karşılıklı olarak değiştirilmesi. Çünkü Türkiye etnik bir azınlığın olmadığını, dinsel azınlıkların bulunduğu görüşünü esas almıştır. Bununla birlikte yine Mustafa Kemal yaptığı, açıkladığı demeçlerinde Patrikhane'yi büyük bir sorun olarak görmüştür. Patrikhane'nin kesinlikle Türkiye'nin dışına çıkarılmasını istiyor ve Patrikhane'yi bir hıyanet ocağı olarak görüyor. Bu konuda Patrikhane'nin Türkiye'de değil, Yunanistan'da olması gerektiğini düşünüyor. Türkiye-Lozan Anlaşması tabii imzalandıktan sonra Türkiye'nin tapu senedidir Lozan Anlaşması ve barış hedeflerini belirlemiş, barış hedefini siyasi bir hedef olarak belirlemiş. Bu yönde Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ile Arnavutluk'la dostluk anlaşmaları imzalamış. Evet, Lozan'dan sonra Lozan'la birlikte daha doğrusu pek çok sorun halledilmiş. Boğazlar sorunu tam olarak çözülememiş ama Boğazlarla ilgili bir sözleşme imzalanmış. Ki Montreux ile tam olarak çözülecektir ki Montreux Türkiye'nin çok önemli bir diplomasi başarısıdır. Çünkü o dönemde özellikle İtalya'nın saldırgan politikaları, Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı devletler arası ilişkiyi iyi kullanıp Montreux Anlaşması imzalanmış ve Boğazlar sorunu çözülmüştür. Irak, Musul hariç Irak sınırımız düzenlenmiş. Fakat bununla birlikte pek çok sorun yine devam etmektedir. Batılı devletlerle de sıkıntılar var. Osmanlı'dan kalan borçlar var. Göç sorunu var, Patrikhane sorunu var, etapli sorunu var. Yani 1923-30 yılları arasındaki dış siyasetteki sorunlar bu çerçevede gerçekleşmiş. Ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri ya da politikalarından biri göç politikası. Mustafa Kemal o dönemde Türkiye'deki nüfusun arttırılması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden İzmit'te yaptığı bir açıklamada Türk nüfusunu arttırmak lazımdır diyor. Gerekirse Rusya'dan getiririz ama Batı Trakya'dan getirmek lazımdır diyerek Balkanlardan göçün ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor burada. Tabii o dönemde Balkan devletlerinin göç politikası da önemli çünkü onlar da Balkanlarda yaşayan Türklerin Anadolu'ya doğru göçe zorlanması için çalışmalar yapıyorlar. Hem oradaki kendi nüfuslarını tek tür haline getirmek, yani etnik bir milliyetçiliğe dayanan bir politika izlemek için hem de oradaki Türklerin mallarına, emlaklarına el koyabilmek için. Ve bu çerçevede 1923-38 arasında Bulgaristan'dan 180 binden fazla, Yugoslavya'dan 111 bin, Romanya'dan 113 binden fazla göçmen Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye bu göçmenleri isyan etmiştir.
Ve o dönemde buna olumlu bir gözle bakılmıştır. Çünkü ülkenin sosyal ve ekonomik alanda da gelişimi hızlandırılmak istenmiştir bu yolla. Barışın içeride ve dışarıda sağlanabilmesi için sadece Türkiye değil, Balkan devletleri de bazı çalışmalar yapmış. Bulgaristan o dönemde savaştan ilk çıktığı yıllarda aslında özellikle Bulgaristan Başbakanı Stambulovski barışı sağlamak, Balkan devletleri arasında birliği sağlamak için bazı görüşmeler yapıyor. Özellikle Makedonya sorununu çözmek için Bükreş'e ve Belgrad'a gidiyor. Fakat Stambulovski bir suikast sonucunda öldürülüyor ve dikta rejimi geliyor Bulgaristan'la. Ve bu saatten sonra artık Bulgaristan yayılmacı, saldırgan, aşırı milliyetçi bir politika izlemeye başlıyor. Türkleri göçe zorlamaya başlıyor özellikle ki bu sorun, göç sorunu 1990'lara kadar devam ediyor. 89 göçü yaşanmıştır ama 89'dan sonra 90, 91, 92'de de devam etmiştir. Binlerce Türk Türkiye'ye iskan edilmiştir. Hatta Türk sınırlarına yığılmıştır. Türkiye'ye almak zorunda kalmıştır. Sınırdan geçirmek zorunda kalmıştır onları 89 ve 90'lı yılların başında. Türkiye bundan sonra tabii Bulgaristan'da dikta rejimi başlayınca, milliyetçi bir politika izlemeye başlayınca Bulgaristan, Balkan Birliği, Balkanlarda işbirliğini Türkiye ve Yunanistan üstleniyor. Evet, Türkiye ve Yunanistan arasında pek çok sorun var. Patrikhane sorunu, etabli sorunu, azınlıklar sorunu, mübadele sorunu, Batı Trakya sorunu gibi sorunlar olmasına rağmen Türkiye ve Yunanistan Balkanlarda işbirliği arayışına giriyorlar. Ve ilk Balkan Konferansı, 1. Balkan Konferansı düzenleniyor Atina'da. Daha sonra 1931'de de İstanbul'da bir konferans düzenleniyor. Ve Balkan Birliği konusunda bu konferanslarda görüşmeler yapılıyor. 1934'te Balkan Paktı imzalanıyor. Burada Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya gibi devletler katılıyor. Çeşitli sorunlar konuşuluyor ve bu pakt Mustafa Kemal tarafından yine bu devletlerin birbirinin varlıklarına saygı duyduğu mutlu bir belge olarak nitelendiriliyor. Çünkü Mustafa Kemal yine açıklamalarında şunu vurguluyor. Bu devletler, bu milletler yüzyıllardır birlikte yaşamışlardır ve ortak bir tarihleri vardır. Özellikle bunu vurgulamıştır Balkan Birliği konusunda. Daha yeni başlamıştık hocam. Türkiye o zaman şöyle diyeyim, 1923-30 yılları arasında Yunanistan ve Bulgaristan'la özellikle göçle ilgili sorunlar yaşıyor ve bu sorunları düzeltiyor. Ve Yunanistan, özellikle Yunanistan Başbakanı Venizelos siyasetini değiştiriyor ve Türkiye'ye yaklaşmaya çalışıyor. Bunda tabii şeyin de etkisi oluyor. İtalya'nın yayılmacı politikası ve Akdeniz bizim denizimizdir demesi. Çünkü iki Akdeniz ülkesi birbirine yaklaşmaya ve işbirliği arayışına giriyorlar. Bir yandan da Almanya'nın saldırgan politikaları var. Batı'yla da yaklaşıyorlar. Bu iki devlet birbirine yaklaşmış oluyor. Sadece bir de şeyden bahsedeyim hocam, Arnavutluk, çünkü Cumhuriyet önemli. Burada Arnavutluk 1928'de Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ahmet Zago krallığını ilan ediyor. Ve Atatürk bunu Cumhuriyet'e ihanet olarak niteliyor ve tek başıma da kalsam buna karşı çıkacağım diyor. Ve Arnavutluk-Türkiye ilişkileri 1933'e kadar gergin geçiyor. Telgraf diplomasisi şeklinde geçiyor. Romanya'yla şöyle çok fazla bir sıkıntımız yok. Yalnız Romanya'da yaşayan Türkler var. Bunlarla ilgili anlaşmalar yapılıyor. Bir de Hristiyan Türkler var. Bunların azınlık olarak kabul edilmesi ve Türkçe eğitim görmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor. Özellikle Mecidiye Medresesi bir lise haline getiriliyor ve burada Türkçe eğitimler verilmeye başlanıyor.
Yugoslavya ile daha sınır komşusu olmadığımız için çok bir sıkıntımız olmuyor. Bütün bu devletlerle 1930'lu yıllarda dostluk barış anlaşmaları imzalanıyor diyebiliriz. Yani temel prensip içte huzuru sağlayabilmek için komşularımızla, yakın komşularımızla iyi geçinmek ki Balkan devletleri imparatorluk mirası olarak görüldüğü için sadece siyasi değil, kültürel ve duygusal bağlarımız da olduğu için ayrıca bir önem veriliyor onlara. Teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Evet, teşekkür ederiz hocamıza verdiği çok kıymetli bilgiler için. Sevgili gençler, bir şeyler anlatmaya çalıştık ama esas mesele bu devletin ilelebet payidar kalması, bekasını sonsuza kadar sürdürmesi. Bazen soruyorlar, hocam niye bizle herkes uğraşıyor? Niye her gün terör, güvenlik kaygısı, Suriye karışık, Irak karışık, Yunanistan ezeli düşmanımız, dibimizde Ermenistan düşmanımız falan. Bu bir, dedim ya, bedel süreci. Ama bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Yani bu bazı şeylerin doğum sancısı gibi geliyor. Çok önemli bir 100 yılı tamamladık. Bazen böyle günlük şeylerden dolayı karamsarlığa düştüğümüz olabilir. Günlük geçim sıkıntıları, günlük bazı ekonomik sıkıntılar, ama bazen rakamlara bakınca da kat edilen mesafenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Mesela kişi başı gelir $45. Şu an Türkiye'nin son rakamlar $13,383. Yani biz kişi başına $25,000 bulduğumuz zaman farklı bir şeyler konuşacağız. Öğrenci sayısında 19 milyonu yakalamışız. İthalat, ihracat rakamlarında işte 13. ülkemiz, 11. ülkemiz, onları konuşuyoruz. Yani bu yaşadığımız şeyler bunların sancıları arkadaşlar. Türkiye kabuğunu kırmaya çalışan, kozasını patlatmaya çalışan büyük bir dev. İnşallah bu tarihi sürecimiz, yürüyüşümüz devam edecek. Ben size son sözlerimi 10. yıl marşından bir dizeyle bitireceğim. Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız. Tarihten önce vardık, tarihten sonra da varız diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi vakit var mı bilmiyorum. Soru cevap kısmı için Sayın Rektörüm, vakit var mı, bir iki soru alsak? Bir herhalde iki tane alalım, ondan sonra bitirelim. Evet, buyur. Evet. Resimdeki, evet. Osman Servay'dır. Orada bir karışıklık olmuş olabilir mi? Tamam, bu bilgiyi düzeltme olarak alıyorum. Osman Servay Bey de zaten bu hükümetin aynı zamanda bir üyesi, Ağızkalı'nın. Başbakanı olabilir. O milletvekili. Tamam. Ama şey doğru değil mi? Cihangiroğlu İbrahim. Doğru. Cumhurbaşkanı doğru bir ifade. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Düzelteceğim onu. Katkı sağlamak isteyen, soru sormak isteyen yok herhalde. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki etkinlikte buluşmak dileğiyle. Hocalarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Bozu kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar, öncelikle sözüme dünkü menfur olayı lanetleyerek başlamak istiyorum. Dünkü olay tekil bir olay değil. Devam eden bir sürecin zamanlamasına son derece manidar olduğuna şöyle birazcık bir tetkik ederseniz, ülke olarak, devlet olarak yurtta sulhu sağladığımız anda cihan nerede başlar hocam? Bizim sınırların hemen dışında başlar. Şili'den bahsetmiyoruz. Endonezya adalarından bahsetmiyoruz. Cihanın yakın periferinde de barışı sağlamaya, en azından ülkemiz açısından terörü durdurmaya başladığımızda devletimizin aldığı, devlet aklıyla alınan büyük bir stratejik planın düğmesine basıldığı anda nasıl tepki verdiklerini görün. Bunlar hiçbir zaman durmayacak. Biz yurtta, ilk başta hocalarımdan biri söylediği gibi, ekonomik olarak içte birlikteliğimizi sağlayarak, İktisadi olarak, mali olarak, askeri olarak ne zaman tahkim eder, tekamül edersek bu
bu iş o zaman biter. Bütün şehitlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ferit Nefer'inden başkomutanına kadar hepsini rahmetle anıyorum. Sizden istirhamım, hepsinin ruhları için birer Fatiha'yı lütfen esirgemeyelim. Allah onların mekanlarını cennete âlâ eylesin. Bizleri de onların bu bize bahşettikleri güzel vatanı korumakla bu yolda mücadele eden birer vatansever olarak kalmakla nasip eylesin diyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Son derece güzel sunumlardı. Farklı bakış açılarıyla bunları anlatmak, klasik tarih anlatımının dışında böyle işte Nefer'inden başkomutanına, zamanlamasına, dış periferine kadar anlatıp bu tür anlatılara da her zaman ihtiyacımız var. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Acayip şekilde çimento gibi kardınız, acayip şekilde bağlanıyor.